Merhaba sevgili seyirciler. Spor dünyasına hızlı bir tur attığımız ters köşeye hepiniz hoş geldiniz. Ali Ece, Kaan Kural karşınızdayız. Hemen başlıyoruz. İlk konumuz Beşiktaşlar şu ara Mario Gomez'in gitmesinden sonra biraz hani dertliler. Sen de geçtiğimiz programda şey demiştin. Mario Gomez kalırsa Beşiktaş şampiyon olur demiştin. Gitti. Eto yerini doldurabilir mi? Eto Beşiktaş'ta Mario Gomez'in yerini bir finansal açıdan doldurabilir. Çünkü Beşiktaş'ın şu anda bonservis bedeli ödeyip de Eto ya da Mario Gomez ayarında bir santrafor alma şansı yok başkanın açıklamalarına göre. Çünkü oyuncu satılması gerekiyor ki gelsin. Sosa ile ilgili. Yani finansal UEFA ile falan anlaşma. UEFA ile falan anlaşma gereği. Eto çok rahat doldurur mu? Mario Gomez'in yerini doldurmasa da ligden alınacak en akılcı, gerçekçi transfer olur. Geçen sezon Antalya Spor'da doğrudan santrafor oynamadı Eto. Birçok karşılaşmada 10 numara gibi oynadı. Oyun kurucu gibi oynadı. Topu taşıyan, oyunu kurmaya çalışan, oyunun üzerine kurulduğu oyuncu oldu. Buna rağmen bir sürü gol ve asist katkısı var. Eğer sakatlanmazsa, Şenol Güneş'in kurallarına uyarsa, antrenman rejimine, taktik rejimine uyarsa 20 gol atar. Artı Şampiyon Ligi. Peki 37 yaşında, 38 yaşında olduğu iddialarına ne diyorsun? Bilmiyorum. Ben hiç daha önce İspanya'da ve Kamerun'da nüfus memurluğu yapmadım. İsterse yapanlara sormak lazım. Ya isterse 57 yaşında olsun. Sahada göründüğü şeyi önemli. Geçen sene sahada görünüşü gayet yeterince dinç ve performans verecek halde miydi? Bence önemli olan odur. Türkiye Ligi'nde Mario Gomez'le beraber en iyi santrafor performansı onu sergiledi. Fenerbahçe'nin santraforu Eto olsaydı Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı çok daha fazla olurdu. Ama çok farklı. Galatasaray'ın santraforu Eto olsaydı Galatasaray en azından şampiyonluktan bu kadar erken kopmazdı. Ama çok farklı tipte oyuncular değiller mi? Yani sonuçta Mario Gomez'in bir Alman disiplini, bir fizik gücü, bir ne bileyim hava hakimiyeti var. Eto çok başka bir karakterdi. Tabii başka bir karakter. Cenk'le beraber oynatılıp 4-4-2'de çok verimli olabilirler. Zaten Sosa gidecekse Sosa'nın yerine de adam alınamayacağına göre. Cenk'le oynamaları gerekiyor. Cenk Eto. Eto biraz daha geride. Biraz daha yani, tipik bir santrfor gibi değil. Daha çok Antalya Spor'da kullanıldığı gibi mi? 9.5 numara gibi. Tam Antalya Spor'da gibi değil. Antalya Spor'da bütün yük Eto'nun sırtındaydı ofansif açıdan. Beşiktaş'ta onu daha böyle rahat paylaşabilirler. Hayır, sonuçta illa son vuruşu yapacak adam değil. Son vuruşu paylaşacak. Şut atsın yeter Eto Türkiye Ligi'nde. Şampiyon Ligi için ise Şampiyon Ligi her çeşitli tecrübe isteyen bir şey. Ve yani Eto'daki Şampiyon Ligi tecrübesi kimde var? İki ayrı takımda Şampiyon Ligi şampiyonu oldu. Daha ne olsun? Sampdoria'daki dönemiyle ilgili soru işaretleri var. Onun sebebi de İtalya Serie A'da gol atmanın Türkiye Ligi'nin aksine çok zor olması ve fizik mücadele dediğin fizik güç konusunda Mario Gomez bile sıkıntı yaşamıştı. Peki mesela Şampiyonlar Ligi'nde çok daha zor olacak işler ve gol pozisyonu sayısı otomatikman daha düşük olacak. Peki o son bulduğunu vuruşu... Atman gerekiyor. O çok bulduğunu atan bir adam işte. Peki o Şampiyonlar Ligi'ndeki rolü Türkiye Ligi'ndeki rolü biraz farklı olması gerekiyor mu o zaman? Olur. Ama şu da var. De kaldırabilecek durumda mı? Hayır. Ama şimdi kritik konuya hayır dedi şimdi. Şöyle bir şey var. Yaş meselesine gelirsek Dünya Kupası tarihinin en geç gol atan oyuncusu kim? Roger Milla. O evet. Da Kamerunlu. Yapar, Eto da yapar. Ya iyi peki. Süremiz de bu arada doldu. Gördüm o yüzden. Aynen. Roger Milla ile. Aynen. Bu transfer kapışmaları en keyifli hikayelerdir. Çoğu da bu arada şişirmedir bu arada. Ben söyleyeyim hani o onu istiyor işte. Klasik Fenerbahçe. Şişirme demeyelim de köpürtme. Köpürtme evet. Köpürtmedir. Ya yarısı doğru. Vardır. Diğer türlü zaten hani mesela atıyorum A oyuncusuna bir takım talep olursa diğer takım piyasayı kızıştırmak ister, rakibini biraz daha zor durumda bırakmak ister. Bazı oyuncular çok talep görür. Son dönemde de çok adı geçen isimlerden biri Eren derdi yok. Trabzon ve Beşiktaş için çok ciddi bir aralarında mücadele olduğu söyleniyor. Bir kere gerçekçi mi? Yok böyle bir mücadele. Bir köpürtürmüş abi. Bu köpürtme halim yani. Hayır şöyle Beşiktaş Eren derdi yok'u 1 ya da 2 milyon euroya alabilseydi alırdı. Beşiktaş'ın şartlarına uymuyor bonservis bedeli. Kasımpaşa'da haklı olarak finansal açıdan eğer bir küçülmeye gidiyorsa o küçülmeyi sağlayacak oyuncu maaşlarının en büyük kaynak olacak en değerli oyuncusunun bonservis bedeli. O yüzden de onunla 5 milyondan aşağı vermek istemiyorlar Eren Derdiyok'u. Eren Derdiyok ama değerli bir oyuncu değil mi yeter? Değerli bir oyuncu. Yani 5 milyon euro öyle bizde biliyorsunuz zaman zaman Türkiye Ligi'nde çok şişirilmiş rakamlar duyuyoruz ama ben hani bir futbol uzmanı falan değil ama dışarıdan gördüğüm takım kadarıyla... Estağfurullah. Gayet uzman. Ama ya yani ben Eren Derdiyok'un 5 milyon euro gibi bir bonservis ödemesi bana çok abartılı gelmiyor şahsen. Bana bir abartılı geliyor. Eren Derdiyok geçen sene iyi performans gösterdi ama gerçekten 5 milyon edecek performans sergileseydi Bundesliga'da yıllarca oynadığı ligden herhangi bir takım 5 milyon verip onu böyle almak isterdi. Ama Türkiye Ligi biraz göz ardı edildiği için peki, olmuş mu? Peki ben soruyorum Cenk Tosun mu yoksa Eren Derdiyok mu? Cenk. O zaman birinci santrafor olmayacak oyuncuya 5 milyon vermek hiçbir akılcı değil bu finansal fair play sürecinde. Ama sen Beşiktaş açısından bakıyorsun. Tamam şimdi Trabzon açısından bakalım. Trabzon'un kesinlikle ihtiyacı olan oyuncu. Eğer paraları varsa yeni forma reklamı gelirlerinden geliyorsa Eren Derdiyok'a
5 değil ama 3,5-4 milyona alırlarsa zaten 5 yapmış olurlar. 5 diye piyasayı açmak demek o 4'e razı demek. Trabzon'un daha çok ihtiyacı var, bu kesin. Ya Kasım, ya atıyorum Kasımpaşa 5 istiyorsa 4'e razı olma ihtimali çok yüksek demektir zaten. Ersun Yanal faktörünü koyalım. Eren Derdi yok. Eğer Ersun Yanal ben bu adamı oynatacağım diyorsa ona en az 18-23 arası gol attırır. Bu arada bu UEFA kurallarının bu kadar sertleşmesi çok sağlıklı olmadı mı sence? Mecbur. Şöyle kısa vadede bir takım tabii ki takımları zor durumda bıraktığı şeyler olur ama orta vadede inanılmaz sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ben biraz NBA'ci olduğum için NBA'deki evet, dengeleri ben de onu isterim. NBA'deki gibi salary cap olsun isterim. Şimdi bu öyle değil ama. Bu mümkün mesela değil. Paris Saint-Germain ile Manchester City'nin de bir sürü borçları var. Onlar hiç oradan finanse ol, oradan bir önce oynatma, oradan her şey kitabına göre uyduruyorlar. Öbürleri böyle küçükler ne yapsın? Finansal açıdan küçük olanlar hiçbir şey uyduramıyor. Salary cap için hukuk şemsiyesi lazım. Avrupa'da farklı ülkelerde hukuk şemsiyesi kuramadığın için yapamıyorsun. Ama en azından belli bir disiplin şarttı abi. Yani salary cap'e geçilsin ben razıyım hepsinde. O zaman göreceğim Bayern Münih'i, Juventus'u. O zaman Juventus hepsini geçer onu da söyleyeyim falan. Avrupa Birliği ortak hukuku olmadan onu yapamazsın abi. Çünkü evet, hukuk şemsiyesi yok. O zaman şey de olmasın. Bu şekilde finansal fair play çok ikiyüzlü. Bir dizgin olsun ama dediğimiz anda konu bu şekliyle devam etmesin. Peki. Tabii ki en önemli konu Fenerbahçe Monaco ile karşı karşıya geliyor. Bunu geçtiğimiz hafta UMK'de de konuşmuştuk ama ben özellikle mesela bu maçla ilgili olarak genelde futbol yorumcularının tabii takımlar arasındaki dengeleri falan birazdan sana da soracağım. Sen de anlatacaksın ama beni esas çok şey ilgilendiriyor. Abi şu anda 27 Temmuz'dayız, farkında mısın? Hani takımların daha hazırlık dönemini geçtim, yani hazırlık kamplarının tam ortası gibi. Yani şu anda takımların en kaliteli, en üst düzey oyuncularından en hani kadroda çok düşünülmeyen oyuncularına kadar performansını tam olarak ölçmek, biçmek, belli bir performans beklemek falan çok gerçekçi şeyler değil. Avrupa Şampiyonası ertesi ve Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar gelen oyuncular daha yeni yeni antrenmanlara başlıyorlar. Finale gelenlerden daha bir hafta sonra başlayacaklar var. Bunları da göz önünde bulundurun. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası yıllarında ya da Copa Amerika yıllarında diyeceğim, bu sefer her sene olacak. Bu işe bir farklı bir düzenleme, takvim en az bir hafta kaydırılmalı. Yani gerek Fenerbahçe gerek Monaco için sezonun kötü risk. Riski falan geçtim ki Monaco'da zaten 4 eksik var. Fakat onu geçtim. Sezonun Mart'tan önceki en önemli maçları bunlar değil mi abi? Kesinlikle. Sevgili Kaan, keşke işte Amerikan basketbolundaki adalet, sosyal adalet Amerika'nın kalanında olsa. Keşke böyle dünyanın geri kalanına o sosyal adaletle davransa. Keşke böyle Avrupa futbolu da o sosyal adalette uygun olsa. Ama şimdi çok haklısın da çok genişletmeden bence bu maçların ciddi anlamda biraz daha ileriye atılacak bir takvim belirlenmesi lazım. Bu ne böyle abi? Tam işte sosyal adalet, yani herkese eşit muamele, herkesin durumu göz önünde bulunarak düzenleme. Tamam ama herkes şimdi durum evet, yok. Bir ne olacak? Ertelenmeli bu takvim. Peki ne olacak abi şimdi? Sezonun en kritik maçı, ne bekliyorsun? Şöyle peki bu maçın özeline geçersek, Monaco'da kaleci Subašić'in sakatlanması Fenerbahçe lehine çok çok olumlu gelişme. Gerçekten Subašić çok çok iyi bir kaleci. Hırvatistan'da tam gördüğümüz gibi zamanda da Çipletikosa'yı kesmediği için Hırvatistan hocaları Subašić'i oynatmadıkları için de hayal kırıklığına devam ettiler. Bu sezon Avrupa Şampiyonası'nda Subašić'e rağmen hayal kırıklığı oldu. Çok çok iyi bir kaleci. Onun çok eksikliğini hissedecek Monaco. Yalnız Fenerbahçe'de şu anda böyle taktik düzen eksikliği var. Hala maça 2 gün kala, 1 gün kala hala 3-5-2 mi oynanacak, 4-3-3 mi oynanacak, 4-5 mi oynanacak? Bu tartışması çok saçma. Hazırlık maçlarını izledim. Evet, savunma daha sağlam. Ki şu anda Martin Şükürtel oynamaya tam başlamadı 90 dakika. Ona rağmen daha sağlam. Ama hücum, Guardiola'nın dediği gibi savunma biçim, hücum biçiminizi belirler modern futbolda. Şu anda Fenerbahçe'de bu savunma dizilişi savunmayı güçlü hale getirse de takım hücumunda biçimsizliğe neden oluyor. Her şey Salih'in savunma arkasına atacağı toplara bağlı. Salih 2 yıldır Fenerbahçe'de değil. Peki sezon başı olması itibariyle savunmanın sağlam olması daha öncelikli değil mi şu anda? Güzel bir giriş olur maça. Ama geri kalanını, turu geçmek için gol lazım. Burada atman lazım diyorsun. Burada değil, burada 0-0 bitip orada 1-1 bitmesi yeter, maçı turu geçer. Ama lazım. Orada 1-1 de golü atacak. Emenike hazırlık maçlarında daha iyi oynadı. Son hal o kadar kötüydü ki çok iyi gözüküyor. O zaman hemen Monaco tarafına geçelim. Bu da işin tabii bir de biraz ilginç başka bir tarafı var. Monaco deplasmanında Fenerbahçe taraftarının Monaco maçına alınmayacağı gibi bir açıklama yapıldı. Şimdi hayatımda en sinir olduğum noktalardan biridir. Monaco'nun futbolda bize yaşattığı o Avrupa dışı. Evet, çok. Ben Monaco Deportivo maçına gittim. Fransa'da staj yaparken, çalışırken. Ya Şampiyonlar Ligi gol rekoru kırıldı ya. Dodo Pursa gol olup yağdı.
Bir kişi korna çalmadı. Dedim ki ha, medeniyet, rahatsız etmiyorlar. Ama bir kişi de kutlamadı. Şehirde hiçbir şey olmamış gibi, maç oynanmamış gibi. O zaman katılma. Bir de Monaco'nun nasıl bir yer olduğunu biliyorsun. Biliyorum, çok sıkıcı bir yer. Her ama şey gelsinler kumar oynasınlar. Monaco prensliğine gitsin paralar. O taraftarların alınmamışsa tek sebebi odur. Başka hiçbir şey değil. Oradaki kumar turizmi bozulmasın. Monte Carlo dediğin yer ama muhtemelen Avrupa'nın hani... Jet Sosyete zirve noktalarından biri. Hani futbol maçı oynanmasın. Jet Sosyete rahatsız oluyorsa Monaco diye bir takım olmasın. Paraları da Marsilya'ya, Nice'e falan olmasın. Pardon. Niye olmasın abi? Sonuçta çok zengin... Turun doluyor mu? Abi kişi gördün mü dolarken? Pardon da yani her şeyin amacı böyle ateşli taraftara sahip olmak mıdır? Her futbol seyirci için oynanır. Tamam. Tabii seyirciler de gelecek. Deplasman seyircisi de seyircidir. Seyircinin gelmesine engel oluyorsun. Yok şimdi bak, ben o tartışmadan bahsetmiyorum. Sen o konuda haklısın. Benim söylediğim Monaco'nun çok sınırlı. Zaten stadı da bir binanın dördüncü katı. Çok küçük. Stad değil, bildiğin şey ibibik yeri. Ben sana söyleyeyim. AVM'nin food court'u. Ya istediği kadar en lüks stadı yapsın. Ama şöyle. İçinde insan yok. Çok büyük sıkıntı. Şöyle. Çok büyük taraftar kitlelerine hitap eden takımlar olduğu gibi böyle bir takım özel gruplara, özel şeylere hitap eden takımlar da olabilir. Diğerleri kadar şey geçerli görmeyebilirsin ama bunların da bir yeri olmalı. Hiçbir şeye böyle hitap ettiği yok. İşte kumarhanelerde çalışanlar hafta sonu izin kullanıp arada maça gidiyorlar, o kadar. Abi gerçekten böyle bak, Saint-Étienne, Marsilya, Paris bile yazıktır yani o taraftarlara. Auxerre, hayır ya, hem finansal açıdan böyle istediğin gibi davranacaksın. Kurallara hiç uymayacaksın, ne Fransa'da ne Avrupa'da. Böyle bir de o takımın sahibiyle alakalı abi. Eski sahipleri, ben bu sahipte bir sıkıntı görmüyorum. Eskileri daha da kötüydü. Bu adam bir de hiç boşandı, paraları kaptırdı kulüp yüzünden. Bu adam Rus bir sahibi var. Ve en azından futbolu sevip de futbola yatırım yapmaya çalışıyor ama karşılığını alamıyor. Ben adama çok acıyorum. Böyle bir takım kurdum. Falcao'lu, James Rodriguez'li, Moutinho'lu. Gelen seyirci ortalaması 15. Her takımında çok geniş kitlelere hitap etmesi zorunlu değil diye düşünüyorum. Bu kadar ama... paraya yatırıyorlarsa o zaman dünya futboluna da böyle hitap edecekler, katkıları olacak. Bu bir zorunluluk değil abi. Bir zorunluluk haline getirilmeli. Ha, ben aynı şekilde fikirde değilim. Ha, bu kadar insan, ben sana söyleyeyim mi? Monaco'nun kendi taraftarı yok. Fenerbahçe taraftarları gelmesin diye yapıyor. Bu numarayı hep yaparlar. Şimdi, öneleme oynayınca hep yaparlar bu numarayı. Ya bu şey... Monaco bunu hep yapar. Ama bu son terör saldırısı çok yakın biliyorsun Monte Carlo'ya şey. Neyse, o yüzden onunla da çok bağlantılı olabilir. Yani ona bir şey diyemiyorsun abi adamların yaşadığı duruma. Ben buna, hiç futbol maçına gidenlerin hiç böyle verecek... terör olayına girdiğini bu hatırlamıyorum. Abi buna karar verecek olan zaten ama Fenerbahçe ve Monaco değil. UEFA'nın buna belli başka türlü bir terör. UEFA Monaco'nun parasını o zaman köle olmayacak. Tepkin olacak ama Monaco'ya değil UEFA'ya vermen gerekiyor. Veriyorum zaten, onu söylüyorum yani. Monaco'nun çok parası var diye öyle şey olmaz. Tamam. Galatasaray'da devam edelim. Umut Olcan ve Tarık kamp kadrosuna dahil edilmemiş. Olcan'ı anlamadım. Tarık konusunda neden transfer ettiklerini hiç anlayamadım. Sonuçta da Tarık da anlayamadı ki kendi bonservisinin bir kısmını kendisi ödedi. Eskişehirspor'dan alacaklarına karşılık bonservis bedelini cebinden ödemiş oldu. Paranın hepsini Galatasaray ödemedi. Çünkü biliyordu ki o maaşı bir daha hiçbir takımda alamayacak. Aslında hiç fena bir oyuncu değildi ama sağlıklı, işte organik bir gelişim olmadığı için kariyerinin bu tip hormonlu gelişimlerde durum buraya geldi. Umut'a gelirsek, Umut çok talihsizlikler yaşadı. Babasının terör olayında falan kaybetmesi. Bunların hepsini bir kenara koyarsak, insani boyutta işte Umut Bulut'a çok fazla işte üzülmekle beraber zaten genç yaşlarında çok koşarak dinamizmiyle milli takıma seçilen, üst düzey sayılan bir oyuncuydu. Yaşı ilerledikçe o işte koşu gücünü de kaybetti, dinamizmi de kaybetti. Zaten top tekniği çok iyi değildi ve geçen sezon berbat bir performans sergiledi. Lakin Galatasaray yönetimi kadroya almayarak bu oyuncuların değerini daha da düşürüyor. Oyuncuları yıldırıp eğer bonservisi bedava gönderip maaşlarından kurtulmak istiyorsa Umut'a da Tarık'a da kimse o maaşın yarısını bile vermeyecek. Kamp kadrosu kaç kişi Galatasaray? Bilmiyorum. Yani şöyle... Senin biliyor olman lazım hazırlarken. Ben abi, şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Söyledim. Ben moderatörüm ama direkt bir çift kale yapacak kadar oyuncu var. Minimum 22 oyuncu var, onu söyleyeyim. Bir de kaleci 23. 3 kaleci var. Yani şöyle, bu oyuncuları kamp kadrosuna almamak... Ya tamam, kadroda düşünmüyor olabilirsin ya da en kısa vadede ama kamp kadrosunu almamak bence direkt kafadan mantıksız bir durum. Bir kere Olcan konusu çok mantıksız. Olcan konusu mantıksız. Abi bence herhangi bir oyuncunun eğer bir disiplinle ilgili bir sorun yoksa kamp kadrosunu almak ben tamamen tuhaf geliyor. Sana. Yani kadroya alırsın, ilk 11'lerde oynatmazsın, hazırlık maçlarında oynatmazsın ama oyuncu çalışır ve böylece de gideceği takım bak bunun fizik kondisyon eksiği var, 1 milyon az ödüyorum demez sana. O bir bahane oluyor alıcı için. Artı oyuncuya da biraz haksızlık zaten abi. Hani kesinlikle. Şöyle, maç kadrosunu almayabilirsin, maç toplantısını almayabilirsin ama kamp kadrosunu almamak bana baştan hayli absürt geliyor yani. Yani dediğim gibi oyuncunun herhangi bir saha dışı disiplin sorunu yoksa... Türkiye'de yöneticiler yıllardır bunu yapıyorlar.
Aynı şeyleri yapıp farklı sonuç alacaklarını zannediyorlar. Her seferinde kulüpler zarar etmeye devam ediyor. Bu tip böyle hesapsız davranışlar yüzünden. Şöyle, bir oyuncunun değerini düşürdün. Senin söylediğin gibi. İki, fizik kondisyon değerini düşürdün. Oyuncunun fizik olarak oyuncunun hazır olmasına izin ver, şey yapmadın. Yani hazır olmasına engel oldun. Üç, ne olursa olsun senin kontrat verdiğin, yani belli bir taahhütte bulunduğun oyuncuya büyük bir haksızlık etmiş oldun. Oyuncu antrenman yaptırmayarak. Ben baştan aşağı bundaki, hani bu kadroyu alıp, yani kamp kadrosu alınmamızın hiçbir mantığını göremiyorum abi. Mesela Beşiktaş'ın Sosa konusu. Sosa Beşiktaş'ın en değerli iki oyuncusundan bir tanesi. Ama takımın antrenman performansını, antrenmanın, hazırlık kampının havasını bozduğu için, ayrılma inadıyla bozduğu için gönderildi ama İstanbul'da çalıştırılıyor. Oyuncuları en azından çalıştırmaları gerekiyor. Sözleşmenin en doğal hakları. Futbolla ilgili bir sorun değil zaten. Hayata yaklaşımla ilgili. Süre de bitti. Şimdi gelelim. Basketbolda Ümit Milli takımımız yarı final şampiyonluk beklediğimiz takımdı. Bu takım U19 Dünya Şampiyonası'nda çok başarılı. Geçen önceki sene U18 Avrupa Şampiyonu olmuşlardı. Çok 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 iyi bir kadromuz var. 20 yaş altı Avrupa Şampiyonası kadrosu, 20 yaş altı kadrosu. Gerçekten çok değerli oyuncular var. Ömer Faruk Gürtsen'ler, işte Okman Olubaylar, Ege Ararlar falan. Özellikle uzun kadrosu falan çok iyi. Bu takımdan şampiyonluk bekleniyordu. Fakat yarı finalde biraz hani talihsiz mi denir, beklenmedik diyelim en azından. Bir Litvanya mağlubiyeti aldık ki aynı Litvanya'yı gruplarda çok rahat yenmiştik yani. Yarı finalde yenildik ve elendik. Şimdi daha sonra da bronz madalya. Yarı finalde yenince 3. maçı oynadı, bronz madalya aldı ve genelde havaya bakıyorum abi. İlginçtir. Herkes ya bu takım nasıl şampiyon olamadı falan filan diye bakıyor. Hani şimdi başarı mı başarısızlık mı? Bir kere abi şöyle bir şey var. Yani bu ben futbol altyapı takımları için falan da söylüyorum. Abi yaş altı diye bahsettiğin takımlar 18 yaş altı, 16 yaş altı, 19 yaş altı fark etmiyor. Şampiyonluk başarının bir numaralı kriteri olmamalı. Kesinlikle 21 yaş altında özellikle. Yani 21 yaşın altında U17, U16'dan itibaren hiçbir şekilde olmamalı. Aynen. Şöyle bu Avrupa Şampiyonası kadrosuna baktığımız zaman sonuçlardan tamamen bağımsız. İstediğim maçlar için söyleyeyim. Türkiye en potansiyelli takımlardan biri, en iyi takımlardan biri. Ve mesele aslında asıl olması gereken bu. Yani ister şampiyon ol, ister yedinci ol. Önemli olan daha ileri olarak potansiyel olarak neler aktarıp Ha tabii ki her katıldığın müsabakada şampiyonluk istersin. Kaç kişiydi kadro? Giden kadro 12'li, esas kadro 12'li. Bundan 5 yıl sonra A milli takımda en azından 5 tane oyuncu olacaksa çok büyük başarıdır bu turnuvadaki performans. 5 biraz ekstrem bir rakam ama. 5 olacaksa çok büyük başarıdır. 3 olacaksa büyük başarıdır. 1 bile olsa başarıdır. Aynen öyle. Zaten asıl amaç da bu. Bizim biraz takıldığımız nokta o. Beni esas hani bir anlamda sevindiren bronz madalya olmanın biraz böyle bir hani iç burkması. Çünkü takımın gerçekten ne kadar potansiyeli ve ne kadar iyi olduğunun farkında herkes. Katıldığın her şampiyonada da her müsabakada da rekabetçisin sonuçta. Şampiyon olmak istersen olamamak belki bir ayaklık yaratmış olabilir ama bu takımın anlamamız gereken nokta senin bahsettiğin nokta. Ya bu takım potansiyeli, daha doğrusu bu oyuncular takım değil. Oyuncular potansiyeline ulaşacak mı, ulaşmayacak mı? Kritik nokta o. 10 sene sonra Litvanya'yı A milli takımlar düzeyinde yarı finalde yeniyorsak bu çocuklar da başarılarını daha böyle perçinleştirir. 5-5, 10 değil 5 sene. 5 sene diyelim tamam. Yani daha tecrübeli olacaklar ya o yüzden. Ya şöyle tabii birkaç jenerasyon birleşiyor vesaire. Bir de kaç tanesi NBA'ye gidecek? Kaç tanesi Avrupa'nın daha iyi basketbol liglerine, daha iyi takımlarına gidecek? Bunlar da bir tanesinin NBA yolu çok açık gibi. Bence birkaç tanesinde ve Avrupa yolu açılır. Avrupa'da, Türkiye Avrupa'da çok değerli ve çok pahalı bir lig olduğu için Türk oyuncunun Avrupa'da herhangi bir lig etmesi çok daha düşük. Olsun belki yani NBA'ye direkt gidin. Yani basketbolun portolarına, sportinglerine giderlerse oradan daha da açılır NBA'ine gitmek için. Valla aslında portolar, sportingler artık Türkiye'de oluyor ya. Evet mesela, değil mi? Banvit ve Karşıyaka. Türkiye'de daha çok böyle Benfica ama. Karşıyaka bayağı bir porto kıvamında ya. Karşıyaka tam böyle bence kesinlikle böyle sporting. Okey. Devam ediyoruz. Yani finansal böyle dezavantajın altını çizmek istedim. Amerika olimpiyatlar yaklaşırken hazırlık çalışmaları devam ediyor. Tabii ki her olimpiyatta en çok dikkat çeken takımlardan biri 1992'den beri Amerikan profesyonel basketbolu. Yani Amerikan milli takımı çünkü NBA'nin en iyi oyuncuları geliyor ve hani hakikaten böyle masal kahramanı gibi oynuyorlardı. İlginçtir o makas çok daralıyordu 92'den sonra. Şimdi tekrar çok açıldı ve ilk iki hazırlık maçında Arjantin ve Çin'e karşı hani ezip geçti Amerikalılar böyle 40-50 sayılı farklara ulaştı. 2002 yazında mıydı Yugoslavya yenmişti bu Amerika'yı? 2002 yazı. 2002 yazıydı değil mi? O ilk yenildi. O günden beri ben hiç yenildiğini hatırlamıyorum. Yok. Yenildi mi? 2004'te de yenildi. Sonra bir daha ben hiç izlemedim zaten. O gece öyle mutlu oldum ki sana anlatamam yani. İlk kazanan Arjantin'di. Grupta Arjantin yendi. Çeyrek finalde Yugoslavlar yendi. Çeyrek finalde yenildikleri için ilk dörde giremediler.
2002'deki Dünya Şampiyonası sırasında. Sonra esas en büyük rezalet 2004 Olimpiyatlarda yaşadılar. İlk maç öyle küçük kardeşleri gibi gördükleri Porto Rico'dan 27'ler. Biliyorum ya, niye böyle rezillik olsun ki? Müthiş bir şey bence yani Porto Rico'nun Amerika Birleşik Devletleri'ni yenmesi basketbolu. Ben rezillik zaten demedim. Bir tek basketbolda yenebilir Porto Rico Amerika'yı. En büyük sıkıntı o Kaan. Ben rezillik demedim. Rezil oldular dedim yani. Ama bak 12 yıllık döngüler var. 92'de biliyorsun takım ne kadar üstündü. Hırvatistan'a finalde fark atmışlardı. Herkese bayağı bir üzülmüştü. 12 sene içinde o fark kapandı ve 2004 Olimpiyatlarına geldiklerinde 3 yenilgi aldılar Olimpiyatta. Porto Rico'dan fark eder. Şimdi 12 sene daha geçti. 2006'ya geldik. Şimdi gene abi geleni geçeni perişan ediyorlar. Çünkü çok şey öğrendiler rakiplerinden. Bak şimdi Arjantin üst düzey bir basketbol ülkesi. Abi o kadar rahat bir perişan ettiler ki tamam iki takım da hazır değil henüz. Çok erken çalışmaların erken aşaması. Biraz Fenerbahçe Monaco dönemine benziyor ama abi 17 fazla hücum reboundu aldılar. 11 fazla top kaybına zorlar. Bu ne demek biliyor musun? Rakip 11 kere fazla top kaybederse sen 11 daha fazla hücum ediyorsun. 17 fazla hücum reboundu alırsan da 17 kez kaçırdığın topu attığın için fazla hücum ediyorsun. Toplam 28 tane 56 sayı şansın var minimum. Üçlük atmıyorsun. 40 dakika içinde 28 tane daha fazla şut atıyorsun abi. Ya böyle bir şey futboldaki mantıkla aynı. Hep bunu anlatmaya çalışıyorsun. Ama bir dakika. Yakın olduğunu da anlatmaya çalışırken taktiksel için. Abi futbolda mesela şey yok ki. Her yaptığın 10 atakta bir gol atarsın diye bir şey yok ki. Basketbolda var abi. Onu söylemiyorum. Ben şey anlamında söylüyorum. Dönenleri toplama meselesi. Aha. Amerika'ya karşı o dönenleri özellikle işte hücum ribaundu bu kadar veriyorsan bitersin. İşin kötü yanı basketbolda bunlar direkt skora yansıyor abi. Çünkü anında sayı yiyorsun. Aynı da yiyorsun. 28-40 dakikada 28 fazla hücum ya. Yani şaka gibi ya ben... Her 10 dakikada 7, her çeyrekte 7 kere fazla hücum. Zorlayacak bir takım var mı olimpiyatlarda? Yok abi işte en son 2014 Dünya Şampiyonası finalinde Sırbistan oynadılar. Sırbistan şu anda Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Kaç fark olmuştu maç? Abi 37 sayı falan mıydı? İstese 50 olur, 50-60 olurdu yani. Bu şey Bodrogo bıraktıktan sonra Sırbistan'ın da Amerika'ya karşı tek fark yaratan kozu oydu sanırım. Amerikalılar da çok değişti ama. Yani onlar alan paylaşımı çok öğrendiler. Bir şey soracağım, tek bir beyaz var mı takımda? Yok. İşte. Clay Thompson var, Melez. Tamam canım, o da Melez'de bizden bir şey. Tamam. Son konumuza geçtik. Formula 1'de en son yine Mercedes Macaristan Grand Prix'de birinci oldu. Ve son iki sezondur Nico Rosberg, Lewis Hamilton'a kimse kolay kolay yapıyor. Gerçi her ne kadar Ferrari bir derece hani diş göstermeye başladı. Bazı pistlerde Sebastian Vettel'in etkinliğini görse bu sene ama yine Mercedes çok kötü domine ediyor. Öldürdü. Gerçekten öyle. Abi şöyle ama Formula 1'de farklı bir şey yoktu ki. Yani bundan önce uzun zamandır böyle zaten. Yaraladı, ölüm döşeğine kaydı. Şimdi de bitirdi işi. Yalnız bu Formula 1'in dünya çapında ilgisini kaybetmesi rekabetin ölmesiyle çok direkt bağlantılı değil bence. Çünkü de onunla alakalı. Yenilenememesiyle alakalı. Aynen öyle. Çünkü abi zamanında Formula 1'in en popüler döneminde mesela Williams'ın hiç kimsenin yanına yaklaştırmadığı dönemler oldu. Ferrari'nin hiç kimsenin yanına yaklaştırmadığı dönem. McLaren'in hiç kimsenin yanına yaklaştırmadığı dönemleri oldu. Şimdi de en son Red Bull öyleydi Vettel oradayken. Şimdi de mesela Mercedes'e kimse yaklaşamıyor ama Formula 1'in doğasında olan bir şey. Çünkü insan ve makinenin birleşimi olduğu için makine fark yarattığı zaman insan kapatamıyor o farkı. Eddie Irvine burada mı katılıyordu? Oho abi. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. O tip karakterler... O zaman buharlı makineyle yarışıyorlar. Hayır yapma etme. 94'te 95'te tamam, 99'da doğru, falan vardı Eddie Irvine. Niye dersen 94 Dünya Kupası'nda Ilan Hücumeti ilk oynadığı maçta İtalya'yı yenmişti Miami'de. Ertesi gün bu yarışta İrlanda flamasıyla çıkmıştı arabasının arkasına. Ferrari o yüzden diskalifiye edilmiş. Bilmiyorum. McLaren'da olabilir o zaman. Ya McLaren'da değil. Lotus'ta şey olabilir. Neyse. Piero üçüncü bir firma çıktı. Büyük atılım yaptı. Paris Saint Germain gibi oldu bu formülanın. O takıma geçmişti. Onu hatırlıyorum da. Belki. Evet. Neyse. O tip karakterler de yok artık. Yani oyuna, spora, o spor dışı ya da diğer sporlardan etkenler alıp renkli karakterler biraz da gerekiyor. Onunla da alakalı bir şey. Çok tek düze. Makine daha öne geçti insanın. Çok geçti. Evet. Makine çok öne geçti. Daha şey gibi oldu. Sanki satılacak o arabalar dışarıda kullanabilecekmişiz gibi bir havaya attılar. Öyle bir şey yok. Yani bireysel yarışma, yani Formula 1'in büyülü kılan insan ve makinenin en üst düzeyde birleşimiydi. Şimdi gerçekten çok haklısın. Oraya yani hala gerçi ilginç karakterler pilotlar var. Pilotlar daha çok o şey, kopilotlar var ya devreye girer. Hı-hı. Onlar gibi oldu yani. Onlar kadar fonksiyon doğru, var en fazla. Doğru. Biraz öyle. Yani sonuçta hala ilginç bazı tipler var ama gerçekten yıllar içinde bu tek düzeyi kıramamak ve makinenin insana kurduğu çok haklısın. Pilottan çok kopilota dönüştürdü pilotları ve bu biraz global anlamda çok ciddi ilginin kaybedilmesine ve o hani makine yarışmasının içindeki insanın rolün düşmesine çok büyük sebep renk var. Renk gerek.
hikaye gerek, fikirlerin çatışması yarışı, gerek. Şöyle takımlar biraz çatışmasıyla olmaz o iş. Takımlar birbiriyle yarışabilse o zaman belki insan faktörü daha fazla ön plana çıkar. Ama şimdi makine de o kadar büyük üstünlük sağlıyor ki insan faktöründen bahsedemiyorsun. Mesela müzikte de benzeri oldu. Son 3-4 yılda öyle aletler yapıldı ki insan sesini bile insandan daha iyi yapıyor. Ama ne kadar devam edecek? Soru işareti. Bunda da ne kadar devam edecek? Böyle devam edemeyecek. Çünkü rekabetin olmadığı yerde popülerlik olmaz. O yüzden olmaz. Programın yerde para olmaz. O yüzden de kan kaybediyor diyoruz ve programımızın sonuna geliyoruz. Bir dahaki programda Perşembe günü görüşmek üzere diyoruz. Hepiniz hoşçakalın.